الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الكريم Kıymetli seyircilerimiz hayat hikayemizi, hayat seyrimizi anlatmaya devam ediyoruz efendim. Bugün inşallah Hazreti Havva validemizin bütün insanlığın annesi yapılan kıymetli annemizin yaratılışını konu edeceğiz ne muazzam bir tecelli ki alemlerin sahibi mutlak hüküm ve tasarruf sahibi Mevlamız hikmeti icabı Adem Aleyhisselam Efendimiz'i insanlığın babası Ebul Beşer varlığın babası Hz. Adem Aleyhisselam'ı topraktan maddi yönünü bedenini topraktan hakikat yönünü, mana yönünü ruhtan, ruhani alemdeki o muazzam tecelliden yaratmış. iki muazzam tecelli ve ortada ilk insan Adem Aleyhisselam Efendimiz. Mevlamız ayeti kerimede bunu beyan buyururken Bismillah Huvellezi halakakum min nefsin vahidetin o Allah sizi tek bir nefisten yarattı. Başlangıcı itibarıyla tek nefis, tek varlık ki Adem Aleyhisselam Efendimiz'dir. Ve ceale minha zevcehe ondan da zevcesini yarattı. Liyeskune ileyhe onunla sukun bulsun, huzur bulsun, rahat etsin diye. Bu ayeti kerimede ve Nisa suresindeki İlk ayeti kerimede Cenab-ı Hak ilk insanı, ilk beşeri, ilk nefsi tanıttıktan sonra ondan da zevcesini yarattı. Bismillah. Ve besse minhuma ricalen, ricalen kesiran ve nisaen. Ve onlardan da pek çok kadın, erkek, diğer insan neslini yaydı buyuruluyor. Bu ayetler ve bunların benzeri ayetlerde Mevla'mız neyi bize bildiriyor? Önce bütün varlığın temelini ilk nefse irca buyuruyor. İlk nefisten, tek nefisten yaratıldınız. Bu Adem Aleyhisselam Efendimize bakıyor bu mana ve bunda alimlerimizin de ittifakı vardır. Ondan ve ondan min ve halaka minha zevceha ondan dediği o nefisten o ilk insandan da zevcesini yarattı. Bu yaratılış hadisi şerifte Adem Aleyhisselam efendimizin kaburga kemiğinden sol kaburga kemiğinden yarattı diyor Rabbul Alemin. Efendimiz Aleyhisselam Havva validemizin yaratılışını o bedende sol kaburga kemiğinden alınarak Rabbul Alemin ondan Havva validemizi dilediği şekilde ki bir kadın şeklinde bir kadın özellikleriyle ve güzellikleriyle Cenab-ı Hak bu Ebul Beşer'e, Beşeriyet'in babasına zevce olarak Havva validemizi yarattı. Deniyor ki alimlerimizin beyanlarında <laughs> Adem Aleyhisselam Efendimiz cennette yaratıldı. Cennet nimetleri içinde ona bir rahatlık, hoşluk verildi, imkan verildi fakat yalnız idi. Yani kendi cinsinden hiç kimse yok. Melekler var, cennet nimetleri var, güzellikleri var. Bir de muazzam ilahi tecelli var. Hikmet böyledir. Bir gariplik hissetti yalnızlık hissetti ve bir arayışa girdi. Sonra böyle bir dinlenme şeklinde hafif bir uykuya daldı. Rüyasında kendisine güzel bir suret gösterildi. Kadın sureti gösterildi. Uyandığı zaman o kadını başucunda buldu. Ve ona sordu. Sen kimsin? Ona diyor bir meyil oldu. Başucunda yaratılmış kendi cinsinden ki kendi vücudundan yaratılmış. Sen kimsin diye sordu. O da ben Havva'yım dedi. Kendisine sen ne için yaratıldın diye sorulunca sen benimle ben de seninle huzur bulalım diye yaratıldım. Sonra sana ne için Havva dendi? Ben canlı bir varlıktan yaratıldığım için Havva dendi. Ve Cenab-ı Hak o Havva validemizi Adem Aleyhisselam'a arkadaş, eş ve huzur sebebi yaptığını beyan buyurdu. Ve cenneti kendilerine ikram buyurdu. Bir yasak Ağaç hariç şu ağaca yaklaşmayın. Bu ağacın dışındaki bütün nimetler sizindir. Şimdi kardeşler o imtihan sebebi olan şeytan ki secde etmedikten sonra huzurdan kovulmuş, cennetten kovulmuş ve semadan kovulmuş fakat kendisine de yine bir imtihan icabı bu iki karı koca Havva validemizle Adem Aleyhisselam'la bir imtihan yaşanacak. Onlara vesvese yoluyla ulaşma imkanı verilmiştir. Ve Adem Aleyhisselam efendimize doğrudan yanaşamayacağını bilen şeytan Allah'ın adına yeminler ederek hatta önce gözyaşları dökerek ağıtlar yaktı. Onlara öyle gözüktü. Sonra onlar da ne için ağladığını, ağıt yaktığını sorduklarında şeytan güya merhametli bir arkadaş gibi, samimi gibi ben sizin buradan çıkarılmanıza üzülüyorum. Burada ebediyen kalamayacaksınız, buradan çıkacaksınız. Çünkü size o yasak edilen ağacın yasak olma sebebi ondan yiyeni ebedi yapıyor o ağaç burada sürekli ebedi kalmayasınız diye size yasak edildi gibi, özellikle Havva Validemizin e, fıtratını e, ve diyelim merhametini kullanarak, önce ona yedirdi, ağaçtan ona yedirdi, o yasak ağaçtan da daha sonra Adem Aleyhisselam Efendimiz'e, Havva Validemiz, ey Adem ben gördüğün gibi yedim, bir zarar etmedim ki yemin ederek söylüyor, Allah'ın adını anarak söylüyor. Bunun için ben yedim, sen de ye diyerek Adem Aleyhisselam Efendimiz'e yemesine sebep oldu. Ve o ağaçtan yediklerinde de Rabbul Alemin buyuruyor, o zaman üzerlerinde nurani elbiseler vardı, avret yerleri açıldı.'' Nurdan sarılı bir elbise içindeydiler ve kendilerinin avret yerini kendileri bile görmemişti. Fakat o yasak ağaçtan yedikten sonra bu üzerlerindeki elbiseler açılmaya, dökülmeye başladı. Onlar da kendileri haya ve edeple hayret içinde kaldılar. Niyesini de ondan sonra anladılar ve cennet yapraklarından kendi üzerlerini örtmeye edep yerlerini saklamaya çalıştılar. Hazreti Adem Aleyhisselam Efendimiz bu durum karşısında çok hayret edip hızlıca böyle cennetin içinde koşmaya başladı. Bir o anda diyor saçı cennet ağaçlarından birisinin dalına takıldı. Ağaç, ağaç onu sanki böyle tutmuş kaçmasını engelledi. Ağaca hitaben beni bırak diye seslendi ağaçla seni bırakmayacağım dedi. Cenab-ı Hak o zaman ey Adem benden mi kaçıyorsun diye sorduğunda Adem Aleyhisselam Efendimiz Ya Rabbi senden utandığım için kaçıyorum, utandım, haya ettim demiştir. Ve sonra kardeşler yine işte dönmek üzere geleceğimiz dünya hayatı bundan sonra başlamıştır. Rabbul Alemin Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemizi ve şeytanı da onlarla birlikte son defa efendim huzurdan uzaklaştırarak dünyaya göndermiştir. Bu dünya safhamızı ve dünyadaki maceramızı ele alacağız. Fakat burada kadın denen varlığın Cenab-ı Hak tarafından özel olarak yaratılıp da bir erkeğin hayatında ve insanlığın hayatında ne mühim bir yeri vardır ve bu hikmet neye bakıyor ne söylüyor bunu alimlerimizin beyanı ile biraz hatırlatmak istiyoruz kardeşler. Şimdi Rabbul Alemin Adem Aleyhisselam efendimiz için o eşi o kadını Havvayı senin nefsin huzur bulsun, sen onunla rahat et diye birinci mana nefsin o cinsi ile bir huzur elde etmesi. İki, ondan nesillerin üretilmesi, nesillerin üretilmesi ve insanlığın bu alemde yayılması, nesil. Ondan sonra tabi hepsinden önce bu iki varlığın Rabul Aleminin sanatlarını, tecellilerini seyretmeleri, cenab Hakk'ı tanımaları, Cenab-ı Hakk'a kulluk etmeleri gibi erkeğe ve kadına yüklenen mühim vazifeler vardır. Bu ayetlerde ve Rum suresinde de sizin için eşler yaratan Allah'ın o eşleri yaratıp huzur bulmanız için, sukun bulmanız için sizinle onları buluşturması, aranızda muhabbet koyması, sevgi koyması, onun ayetlerindendir buyrulmuş. Yani Adem Aleyhisselam Efendimiz gibi diğer insanlarında evlilik sebebi erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere muhtaç olma sebebini huzur sebebi olarak zikrediliyor, sükun bulma diye zikrediliyor. Fakat bazı ayetlerimizde de yine bu Mal, dünya malı yanında zevceleriniz, mallarınız ve zevcelerinizden bir kısmı sizin için imtihandır buyruluyor. İmtihandır. Fitne kelimesi geçiyor kardeşler. Bazı insanlar bunu yanlış anlamışlardır. Kadın fitnedir. Fitne derken kötü manada bozan, yıkan, yakan, karıştıran, alemin düzenini bozan, başa bela olan şeytanlıktan bulunan bir kimse olarak anlatılır ki Kur'an-ı Hakim'in kastettiği mana bu değildir. Bunun içine giren erkekler vardır. Fitnenin kötü manası da vardır. Peki iyi manası nedir? Fitnenin bir manası onda imtihan manası vardır. Ayrıştırma manası vardır. Bir şeyin hakikatini ortaya çıkarmak için mesela madeni Elimde bir sürü toprak var, içinde altın var, gümüş var, madenler var. Ben bunları ayırmak istesem, hepsini tek tek önüme almak için bir ateşe atarım. Madenin ateşte atılıp da temizlenmesine, onun etrafındaki fazlalıkların, diğer maddelerin ayrıştırılmasına da fitne denir. Denemek demek, temizlemek demek ve bir işin aslını ortaya çıkarmak demek kadında ve erkekte insanın aslını ortaya çıkaran böyle bir yön vardır. Kadın ve mallar insanı tanıtır, insana ayna olur, insanın iç yapısını, nefsani yönlerini, hislerini, hırsını, kinini, kendini ortaya koyan bir aynadır. Aynı zamanda onunla gelen birçok imtihanlar da vardır. Peki cenab Hak bize sukun bulasınız, huzur bulasınız diye yaratılan kadın ve Cenab-ı Hakk'ın muradı böyle ve erkek, erkek de onun için huzur bulsun diye, erkek de kadının huzuru olsun. Hangi kadının? Bunlar birinci sırada Allah'ın adıyla bu alemde göreve başlayan, yuvasını Bismillah diyerek Allah'ın adıyla yani nikahla kuran kimseler için bu huzur temin ediliyor ve vaat ediliyor. Fakat nasıl oldu ki dünyanın ilk gününden bugüne kadar her iki grupta birbirinden devamlı huzur bulmamıştır. Ve kadının üzerinde en çok tasarrufta bulunan kadın, kadın o kıymetli cevheri onlardan bir kısmını en çok kullanan ve kendi şey emellerine alet eden şeytan olmuştu. Ve nitekim bu hikmetli durum burada da ortaya çıkıyor. Yani Hz. Adem Aleyhisselam Efendimizin Cenab-ı Hakk'ın yemeyin yasaktır dediği ağaçtan yemelerine sebep olan da yani ona adım adım e, sebep olan da yine bir kadın olarak Hava Validemiz olmuştur. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki Havva'nın diyor o davranışı olmasaydı kadınlar kocalarına böyle farklı davranmayacaklardı. Onları aldatacak, zarara sokacak bir duruma düşürmezlerdi. Ancak Havva validemize de bu özelliği yahut o inceliği, o merhameti, o, o zayıflığı da diyelim bu muhabbet zayıflığı manasında e, Allahu Teala vermiştir. Yani bir imtihan için bunu vermiştir ve onu da aynı zamanda muazzam bir tecelli olarak yuvanın sebebi yapmıştır, neslin üreme sebebi yapmıştır, bir erkeğin tamamlanma sebebi, kamil olmak için, tamamlanmak için, inkişaf etmek için, kendini tanımak için, insanın kendini tanıması için en mühim sebep kadındır. Annedir ve annenin görevleri yanında hanımdır. Hanımdır, çocuklardır. Bunlar bu alemde muazzam bir imtihan sebepleridir. Bu hal böyle olunca kardeşler, alimlerimiz demişlerdir ki bir madde ile huzur bulmak aslında gönle yetmez. Yani Havva validemiz Adem Aleyhisselam için, Adem Aleyhisselam Havva annemiz için sukun sebebi olmakla birlikte mutlak manada her an, her zaman, her yerde bunlar birbirine sukunet verir, huzur verir manasında değildir. Bu ilahi bir hediye olarak Allahu Teala'nın rahmetinden bir tecellidir. Fakat asıl huzur sebebimiz Mevla'mızdır. Bir kimse maddesi ile huzur bulabilir. Fakat Mevla'nın koyduğu yerden kaydırsa o maddeye verdiği kıymet, bakış, değer, hasret, zikir ona ait olmayacak değerleri ona verse bu defa o huzur sebebi hüsran sebebi olur. Bir kadını, erkeği Mevlamız hangi görevle görevlendirdi de senin huzurun buradadır diyorsa bunun dışına çıktığı zaman kadında erkekte birbirine aksi bir tesir eder yani huzursuzluk sebebi olur. Ve deniyor ki Cenab-ı Hak asıl huzur kaynağıdır. Huzur sebebidir, huzurun sahibidir ve onun dışındaki varlıkları Allah'ın rızası için sevmelidir. Allah'a giden yolda sebep yapmalıdır. Kalbin huzurunu, sükununu, ruhun huzurunu bulmak için kadın erkeğine, erkek kadınına Allah'ın yolunda beraberlik akdi yapıyorlar bunu böyle kullanmalıdır. Yani her bir varlık diğer varlığa hizmet etmektedir. Cenabı Hakk'ın bir nimeti olarak bunların hem şükür hem sabır yönleri vardır. Biz de yine hayatımızın ilk örneği olan yaşantımızın yani varlık alemine gelişimizin ilk örneği olan Havva validemiz üzerinde yaşanan bu imtihanın diğer kadınlara, diğer nesillere yani evlatlarına geçtiği anlaşılıyor. İnşallah bu dersimizi burada tamamlayarak diğer dersimizde insanın bu mühim imtihanda kadının erkekle, erkeğin kadınla olan imtihanında Cenab-ı Hakk'a karşı görevlerimiz, edeplerimiz ve emniyet dairemiz nasıl kendimizi zarara sokmadan huzuru ilahiye geri döneriz. Bunun üzerinde biraz durmak istiyoruz. Ve bizlerden önce gelerek bu zamana kadar neslimizi devam ettiren Adem Aleyhisselam'dan bu güne kadar tevhid üzere giden, Mevlasını tanıyan ve Mevlasını tanıtan bütün insanlık ailesine Cenab-ı Hakk'ın selamı salatı olsun. Hepsine hürmetlerimizi sunuyoruz inşallah efendim.